Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MYT denemelerini es kesmeden devam ediyoruz ve sizler için 10 tane güzel soru hazırladım. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz tarihe yardımcı bilim dalları ile ilgili. Şöyle yakınlaştıralım biraz. Tamamdır. Soru bizden ne istiyor? Diyor ki aşağıda verilen tarihe yardımcı bilimlerden hangisi yanlış verilmiştir? A şıkkına baktığımızda bize diplomasiyi vermiş. Diplomasi biliyorsunuz ki siyaset bilimidir ya da belge bilimi olarak bilinir. Bismillah. Daha ağzını açmamıştık. Tamamdır. Coğrafya yer bilimi. Tamam, bunu da biliriz. Numizmatik para bilimidir değerli arkadaşlarım. Para bilimi değil, para bilimi. Şöyle yapalım. Genelde yani şöyle işinizi zorlaştırmak isterlerse numizmatiği vermezler. Meskukatı verirler. Ona da dikkat ediyoruz. Filoloji dil bilimi anlamı taşır değerli arkadaşlarım. Eski dilleri inceleyen bilim dalıdır. Etnografya yazı bilimi olarak verilmiş. Yanlış bilgi. Yazı bilimi paleografi olarak bilinir değil mi? Etnografya kültür bilimidir. Cevabımız E şıkkı. Hadi bakalım. Geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle canlar. Şöyle. Olan değil değil mi? Aşağıda verilenlerden hangisi kavimler göçünün siyasi sonuçları arasında gösterilemez? Kavimler göçünü başlatan devlet biliyorsunuz ki Batı Hunlarıdır. Ondan sonra zaten Avrupa'da yeni bir Türk devleti kurulacaktı. Balamir önderliğinde. Peki siyasi sonuçları arasında hangisi gösterilemez? Avrupa'da derebeylik sisteminin ortaya çıkması doğru mudur? Doğrudur. Derebeylik ne demek hocam? Feodalite demek. Toprak ağaları demek değerli arkadaşlar. Tamamdır. Skolastik düşünce. Oho, bunu burada bırakacaksın işte. Roma İmparatorluğu doğu ve batı şeklinde ikiye ayrılmıştır ki zaten kavimler göçünden en çok etkilenen Roma olmuştur. Güç kaybetmiştir burada. Vizigot, Cermen ve Sakson krallıklarının kurulması artık yeni devletler bizleri bekliyor. Yeni Avrupalı devletlerin temelleri atılıyor burada. Avrupa'nın devleti Balamir önderliğinde kurulacak mı? Kurulacak. Sevgili arkadaşlarım, skolastik düşünce siyasi değil, dinle alakalı bir durumdur. Biliyorsunuz ki skolastik düşünceye göre kiliseden bağımsız hareket edemezsin. Kilise ne derse odur. Geldik üçüncü sorumuza. Ne diyor? İkinci Göktürk Devleti ile ilgili yapılan araştırmalarda aşağıda verilen materyallerden hangisine rastlanılması söz konusu olamaz. Biliyorsunuz ki Kürşat ayaklanmasıyla bu devlet artık kurulma sürecine girecekti. Kur'an kimdir? Kutlu Kağan'dır. Şimdi biz bu soruyu nasıl yapacağız? Biz bu soruyu şöyle yapacağız. Yerleşik hayata geçip geçmediğine bakacağız. Anlaştık mı? İşlemeli halı ve kilimler. Konar göçer. Topluluklarda görülür. Tamamdır. Türk tarihinin ilk yazılı eserleri. Göktürk kitabelerinden bahsedilmiş. Kimler adını dikirmişti? Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonuk adına değil mi? Tapınak. Aha bakın. Bunu burada bırakacaksın. Balbal taşlarına rastlayacak mısın? Rastlayacaksın. İskitler bunu başlatmıştı zaten. Altın işlemeli süs eşyalarına rastlayacak mısın? Rastlayacaksın. Ancak yerleşik hayata geçmedikleri için herhangi bir tapınaktan bahsedemeyiz. O yüzden cevabımız C şıkkı. Gelelim. Diğer bir İslam tarihinden bir sorumuz var. Aşağıda verilenlerden hangisi Abbasiler dönemiyle ilgili değildir? A şıkkına baktığımızda İspanya'yı fethederek İslamiyet'i Avrupa'ya yaymışlardır. Tabii ki doğru değil değil mi? Bunu burada bırak, cevaba ulaştık. Moğollar tarafından siyasi varlıklarına son verilmiştir. Abbasilere son veren kişi Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han'dır. Yani İlhanlı Devleti'nin hükümdarı. İran etkisiyle devlet yönetiminde vezirlik kurumunu oluşturdular değerli arkadaşlarım. Vezirler hükümdarlara yardım edecekti. Beytül Hükme denilen eğitim merkezleri kurmuşlardır. Bilim ve sanat okulu olarak bilinir. Türklerden siyasi ve askeri alanda faydalanmışlardır. Samarra ve Abbasım şehirlerini kurmuşlardır. Sevgili arkadaşlarım, İspanya'yı fetheden Tarık bin Ziyad'dır. İslamiyet'i Avrupa'ya taşıyan, yayan Emevi devletidir. Anlaştık mı? Endülüs Emeviler zaten İspanya'da kurulacaktı. Emeviler İspanya'yı Kadiks Savaşı'yla fethetmişlerdi. Abbasiler değil. Geldik diğer bir soruya. Çoğu öğrencim ikna sistemini karıştırıyor. Hocam iknanın, şimdi cevap vermeyeyim. Bir çözelim önce. Aşağıda verilenlerden hangisi Türk İslam devletlerinde uygulanan ikna sisteminin kazanımları arasında gösterilemez? İkna sistemini Hazreti Ömer getirdi. Türk İslam devletleri kullandı. Osmanlı devleti bunu tımar sistemi olarak değiştirdi. Askeri masrafların devlete yük olmaması. Çünkü ikna sisteminden gelen paralar oradaki asker ve memurlara dağıtılırdı. Hazineden para çıkmazdı. Ticaret, bakın bunu burada bırak. Tarımsal üretimde istikrar. Toprağı boş bırakamazsın. Savaşlara hazır daimi bir ordu teşekkül edecek. Hatta askerler yetiştirilecek. Merkezi otorite her yere yayıldığı için güçlü olacak. Ancak sevgili arkadaşlarım, ticaretle alakalı bir şey yok yok. Ticaret kervansaraylarda olur. Kapanlarda olur. Hanlarda olur. Arasalarda olur değil mi? Loncalarda olur. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Dikkat ediyoruz. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına.
Osmanlı ve İnkılap tarihine geçiş yapacağız şimdi. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Osmanlı Birliği ile ilgili değildir? A şıkkına baktığımızda Oğuzların Kınık boyuna mensuptur. Tabii ki cevabımıza burada ulaştık. Birazdan geleceğim. Batı eksenli fetih politikası izlemiştir. Politikası. Biliyorsunuz ki kuruluş döneminden itibaren artık Batı eksenli fetih politikaları izlenecekti. Gaza ve cihat için değil mi? Tamamdır. Ertuğrul Gazi döneminde Söğüt'te Uç Beyliği konumuna gelmişlerdir. Ondan sonra zaten Osman Bey devleti sınırla yani genişletecekti biraz. Bizans'a karşı bazı dönemlerde uzlaşma politikası takip etmiştir. Orhan Bey'i örnek vermiş bize değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Kanto Kuzen'e yardım etmişti. Osman Bey döneminde bağımsız konuma gelmiştir. 1299'da bağımsız olmuşlardır. Ancak sevgili arkadaşlarım Oğuzların kınık boyu değil Osmanlı Birliği Oğuzların kayı boyuna mensuptur. Kınık boyuna mensup olan Selçuklulardır. Cevabımız A şıkkı. Şimdi soru çok basit görünüyor değil mi? Ama sınavda böyle olmayacak. Soru aynen öyle gelecek. Çünkü ÖSYM bazı yerlerde çok basit soruyor. Ama siz şöyle düşüneceksiniz. Ya ÖSYM böyle basit sorar mı diye. Soruyor. Çünkü sınav havası çok farklıdır. Şimdi çoğu arkadaşım ayak üstüne ayak atmış. Aha, cevap A demiştir. Ama sınav havasına girdiğinde aman Allah'ım. Aman Allah'ım o dene. Geldik diğer soruya. Hadi bakalım. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi mülk arazileri içerisinde yer alır? Osmanlı toprak sistemi genel olarak mülkiyeti kişilere ait olan mülk arazi ve mülkiyeti devlete olan miri araziler olarak değerlendirilmiştir. Sevgili arkadaşlarım, öşri ve haraci mülki topraklardır. Öşri Müslümanlara ait, haraci gayrimüslimlere ait. Malikane iki tane anlamı var. Biri topraklar ömür boyu kiraya veriliyor. İkincisi üstün hizmetleri karşılığında kişilere bırakılıyor. Tamam. Başmaklık, padişahın eşi, kızı, annesi. Dirlik, has, zahmet ve tımar olarak üçe ayrılır biliyorsunuz ki. Has, yüksek rütbe, zahmet, orta düzey, tımar, memur ve asker. Arpalık, emekliye ayrılanlara verilir. Cevabımız öşri topraklar olacaktır. Ve unutmayın miri arazilerde toprakların hepsi devlete aittir. Amaç ne hocam? Amaç feodalitenin önüne geçmek. Devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. Bundan sonra AYT dönemleri her gün gelecek değerli arkadaşlarım. Yani sorun çıkmazsa inşallah diyelim. Tamam mı? Osmanlı Devleti 1854 Kırım Savaşı esnasında aşağıda verilen devletlerin hangisinden ilk kez dış borç almıştır? Sevgili arkadaşlarım soru içinde soru üreteceğiz. Şimdi cevabımız burada İngiltere olacaktır. Diyelim ki ÖSYM bunu sormadı. Ne diyecek? Diyecek ki Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den ilk dış borç alındı. Buna göre hangi padişah döneminde bu durum yaşanmıştır? Padişahı sizden istiyorum. Hangi padişah döneminde İngiltere'den ilk kez dış borç alınmıştır? Fransa, durumlar iyiydi. Ta ki Napolyon Mısır'ı işgal edene kadar. İtalya, siyasi birliğini geç tamamlayacaktı. Kırım Savaşı'nda Osmanlı'nın tarafını seçecekti. Yani Piemonte olarak biliniyor zaten. Avusturya ile ilişkiler 1792 Zichtofen Antlaşması'ndan sonra birazcık iyiye gidecekti. Almanlar yani Prusya Osmanlı ile yakınlaşacaktı değerli arkadaşlarım. Cevabımız İngiltere olacaktır. Hangi padişah? Bekliyorum sizden. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Geldik diğer soruya. Aşağıda verilenlerden hangisi Rumların kurduğu zararlı cemiyetler arasında gösterilemez? Aha. Şimdi Rumların kurduğu çok cemiyet var değil mi değerli arkadaşlarım? Çok cemiyet var. Mavi Mira, Karagün olarak bilinir. Amaç Bizans'ı yeniden diriltme. Etnike Eterya, Mavri Mira'ya destek verecek. Hatta çoğu Rum cemiyetleri ne yapacak biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Anadolu'ya Rumları yerleştirecekler. Çoğunlukta görünmek için. Vison ülkelerine göre hareket etmek için. Kardos yine destek verecek. Hıncak ve Taşlağı bırakacaksın. Pontus Rum Doğu Karadeniz'de bir Rum devleti kurmak istiyor. O yüzden de Trabzon Muhafaza ve Hukuk Cemiyeti ile mücadele edecekti. Cevabımız Taşlak ve Hıncak olacaktır. Taşlak ve Hıncak Ermenilerle ilgilidir değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Cevabımız D şıkkı. Hadi bakalım. Geldik diğer sorumuza. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çıkarılan aşağıdaki kanunlardan hangisi denizlerimizde yabancılara verilen ayrıcalıkların geri alınması ve ekonominin millileştirilmesi amacıyla yapılmıştır? Yıldızlı soru değerli arkadaşlarım. Çıkma ihtimali çok yüksektir. Şimdi açıkçına baktığımızda Misak İktisadi İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardır. Ekonomiyi millileştirme amaçlı bu değil. Kabotajı bırakacaksın. Bakın buraya dikkat et. Buraya dikkat et. Cevaba ulaşırsın. Teşviki Sanayi 1927 yılında çıkarılan kanundur. Bu kanuna göre özel sektör artık bir şeyler yapabilecek. Ancak ekonomi buhrandan dolayı devreye girmemiştir. Tagrir-i Sukun Şeyh Said İsyan'dan sonra çıkarılan kanundur. Türk parasını koruma kanunu dünya ekonomik buhrandan sonra ortaya çıkan bir gelişme olup milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Cevabımız 1926 yılında gerçekleşen kabotaj kanunu olacaktır.
Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Denemeler gelmeye devam edecek. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.